Haberimizde de izledik. Şüphesiz deprem mağduru Van'da çadır çok önemli. Ama çadır sadece deprem bölgesinde değil. Türkiye'de birçok yerde çadır kullanılıyor ve son günlerde biliyorsunuz ki çadır yangınlarında maalesef insanlar hayatını kaybediyor. Biz de tam bu stüdyoda konuklarımızla daha önce çadır yangınlarına dikkat çekmiştik. Çadır yangınları nasıl önlenir? Bu felaketten nasıl korunulur? Arkadaşımız Nihal Akça gitti ve izcilerle çadır nasıl sağlıklı hale getirilir bunu araştırdı. Saniye Kent Ormanı'ndayız. Kış ayındayız ve oldukça soğuk hava. Van'da depremzedeler eksi derecelerle, eksi altı derecelerle mücadele ediyor. Çadırlarda yaşıyorlar ve bu da çadırlarda yangın çıkma riskini oldukça fazla yapıyor. Yanımızda İzcilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Subaşı var. Kendisiyle konuşacağız. Neler yapmalılar Van'daki depremzedeler bu yangınlardan korunmak için ve zehirlenme vakalarıyla da ilgili konuşalım. Neler söylersiniz? Şimdi özellikle biz herkese çadırda ateş yakmamasını tavsiye ediyoruz. Zaruret olmadığı sürece. Ama bu bir zaruri durum ve çadırları ısıtmak zorunda depremzedelerimiz. Biz de biliyorsunuz ilk haftalarında oradaydık depremden hemen sonra. Şimdi insanlar normalde evlerde, binalarda yaşadıkları için çadırda yaşamayı göz ardı ederler. Çadırdaki tehlikeleri düşünmeyebilirler. Halbuki çadırı sıcak tutabilmek için devamlı bir ısıtıcıya ihtiyaç vardır. Yani ev gibi izolasyonu olmadığı için çadırların sürekli ve birer miktar ısıtmak gerekiyor çadırı kesintisiz olarak. Çok fazla ısıtmaya çalışırsanız çadırdan bu kaybolur. Az ısıtmanızda da içeride yeterli ısıyı elde edemezsiniz. Dolayısıyla sürekli bir ısı gerekiyor. Herhangi bir sobayla bunu sağlayabilirsiniz. Odun sobası, elektrik sobası ya da katalitik gibi şeylerle. En tehlikeli her zaman olduğu gibi tabii kömür sobası. Olmaması gerekiyor ateşin içinde dedik. Ama mecburiyette de olması kaçınılmaz. Yine mum gibi şeylerle aydınlanmada tehlikeli. Ateş var çünkü çadırın içinde. Ateşi şöyle ateşe karşı şöyle tedbir almamız gerekiyor. Bir kere ateş yanıyorsa hiç nöbetçisiz bırakmamak gerekiyor. Yani öncelikle ikişer saat, birer saat çadırda kalacak kişiler mutlaka nöbet tutmak durumundalar. Ateşi bırakıp kendi başına uyumak ölüme davetiye çıkartmak demektir. Hem karbondioksit, karbonmonoksit zehirlenmeleri, havasız kalmak hem de birinin çarparak ısıtıcıya devirmesi ve çadırı tutuşturması söz konusu olabilir. Öncelikle dedik ki ateşe karşı nöbetçi koymamız gerekiyor. Bu nöbetçi katalitik sobalarda aynı zamanda zannederiz ki işte o gerçekten oksijen bittiği zaman söner ya da alevi biterse söner. Oysa basit sistemleri vardır. Basit sensörleri vardır. Sönmeyebilir. İçerideki oksijen yetmediği zaman kendi kendine kapanmayabilir. Alev söndüğü zaman gazı kesmeyebilir. Küçücük şeyler, küçücük problemler aslında. Belki evde bu büyük problem bile çıkartmaz ama küçük bir çadır atmosferinde bu ölümle neticelenecek kazalara sebep olabilir. Daha ilk günlerinde uyarmaya başlamıştık halkımızı, depremzedelerimizi ve maalesef gördüğümüz şeylerde, düşündüğümüz şeylerde olmaya başladı. Uzunca müddette yine çadırda kalacak halkımız var ve bilinçlenmeleri gerekiyor. Çadırda fazla kişi yatmak her zaman avantajlıdır. Daha sıcak olur ve nöbetçi koyacağınız için herkese gece başı uyumayacağınız miktar az düşer. Çadırdaki yangın için içeride göstereceğim bir iki şey var. İsterseniz şimdi içeri geçelim, orada göstereyim. Bu çadırı tercih ettik çünkü depremzedelerin kullandığı çadırlara en çok bu benziyor. Özellikle Kızılay çadırları aslında çift katlı çadırlar ve zamanımızda bu kışı geçirebilecek kadar da kaliteli çadırlar üretiyor Kızılay. Bu çadırda petrolden yapılma malzeme son derece az ama diğer çadırların hemen hemen hepsinde petrolden yapılma malzeme çok fazla. Özellikle çadır kentleri kurdukları yerler spor sahaları. Spor sahaları suni çim, plastik yani direkt yanıcı madde. Çadırların tabanları da yine yanıcı madde. Şimdi herhangi bir ısıtıcıyı, bu bir katalitik olabilir, elektrikli ısıtıcı olabilir, soba olabilir. Çadırın ortasına bir yere koymamız gerekiyor. Eğer yakında bir yerde bu şekilde duran bir ısıtıcımız varsa yatan kimseler uyurken ne yaptığımızı bilmeyiz. Buna dokunarak çevirebilir. Bu çadırın yanması demektir. Onun için nöbetçi koymak son derece önemli içinde. Diyelim ki burada sobamız çadırımızı tutuşturdu.
bu kapıya yakın bir yerde olabilir. İnsanların içerideki yerleşim düzenleri farklıdır. Kapının orada yanmaya başladığında, etekleri de kapalı olduğundan dışarıya çıkabilecek hiçbir yeri kalmaz. Evet. Ve karanlıktır içerisi genellikle. Dumandan bir şey göremeyebilir. Bütün çadır ahalisinin bileceği bir yerde, çadırın içinde gizli saklı bir bıçak olmak durumunda. Bakın bunu elinizle yırtamazsınız. Evet. Ama bıçakla yırtıp hemen açabilirsiniz. Dolayısıyla bu hayat kurtarıcı bir önlemdir. Herkesin bildiği yerde mutlaka bir bıçak olmak durumunda çadırın içinde. Sobayı kuracaksak çadırın mutlaka tavanını en yüksek yerin altına kuracağız. Bacaya en uzak mesafeye kuracağız ki bacaya giderken gazlar, duman boruyu çok fazla ısıtmasın. En soğuk olduğu noktadan dışarıya çıksın. Evet. Ve sobanın bacasının tavana yakın olmayacak boruları. Ki tavanı tutuşturmasın diye. Normal. Şurada bir baca yeri görüyoruz. Evet, buradan o tarafa doğru gidecek. Yine eşyaları, mesela mutfak eşyaları vesaire şeyleri sobanın borusunun altına koymak gerekiyor. Ki altından geçerken başı çarpıp da kimsenin boruları devirmesin. Ve sobayı yangına sebep olacak ya da dumandan insanları zehirleyecek hale getirmesin. Çadırımızın yanması durumunda her şey olabilir. Yani bir tane mum düşer yere, birdenbire tutuşabilir. Dışarıdaki insanlar, yangını görenler yapabilecekleri bir tek şey var söndürmek için. Onu da isterseniz dışarıda görelim. Biliyorsunuz meşale yapmak için bir sopanın ucuna bir bez sarabilirsiniz. Petrole bularsınız, ucunu yakarsınız ve meşale olarak aydınlatmada kullanabilirsiniz. Çadır kendi başına zaten bir meşale. Üzerindeki her şey petrolden hemen hemen. Ve ayakta duruyor. Bu çadır yandığı zaman bu çadırı ayakta söndürmenin imkanı yok. İçindekileri de öldürür. İçinde biri olsa bile çadır yanmaya başladıktan sonra yapılacak ilk iş çadırı sökmektir. Çadır devrildikten sonra artık yanması zaten iyice azalır. Herhangi bir şeyle su dökerek vesaire çadırı söndürmek çok daha kolay olur. Zaten devrilmesi bile başlı başına sönmesi için yeterli sayılır. Evet. Ve işte çadır kent yakınlarında yemek pişirilen yemeklerde kullanılan yağ tenekeleri, peynir tenekeleri vesaire gibi şeyler atılmamalı. Zeytin tenekeleri mutlaka çadırların arasında bir yerleri içinde su konularak saklanmalı. Bunları yangın kovası olarak kullanacağız. Çadırın bir tarafındaki ipleri sökerek ya da keserek çadırı devirmek mümkün. Şimdi balık gözü dediğimiz bunlar biliyorsunuz germek için kullanılıyor. Eğer bunlar varsa bunu hemen çıkartabiliriz. Ama gördüğünüz gibi bazıları balık gözü bulamadıkları için şey kullanmışlar, düğüm kullanmışlar. O zaman ipi kesiyoruz. Hiç beklemiyoruz yani ipleri kesmek için. Artık çadırımıza sadece bir iki kova su dökmek kaldı. Ya da üzerine bir şeyle bile vursak rahat rahat sönecektir. Bu haber gerçekten önemli bir haberdi. Nihal Akçay'a teşekkür ediyoruz.